Yani bir operasyon, zaten kendisi şunu söylemişti. Bu bir ittifak, bu ittifak bir proje ittifakıdır. Bizim kurduğumuz ittifak bir proje ittifakıdır. Şimdi projenin en önemli ayaklarından biri, masanın ikinci büyük partisi. Proje çöktüğü zaman ne yapar? Meral Akşener bundan sonra ne yapar? Cumhur İttifakı'na doğru direksiyon kırabilir mi? Yani orada da yani Meral Akşener'le ilgili güven, yani güven inşa edecek bir zemin kalmadı. Yani Meral Akşener'in bundan sonraki seçimde, yerel yönetimler seçiminde İyi Parti'nin çok ağır bir hezimete uğraması mukadder gibi gözüküyor. Şimdi genel başkanlığı devam ettiriyor ama yerel seçim hezimetine geldikten sonra benim söylediğim İyi Parti konjonktürel bir partidir ve yavaş yavaş, belki de hızlı bir şekilde, ki epeyce erime sürecinde, bir ara %18'lerden falan bahsediliyordu. Gittikçe düşüyor. Şu andaki karşılığını bilemiyorum. Yani anketler falan ne diyor ama benim gördüğüm kadarıyla İyi Parti hiç gündemde yok. Bakın, bu kadar emekliler meselesi tartışıldı. İşte memurlara verildi, emeklilere verilmedi, şu oldu, bu oldu diye hakikaten işte enflasyon tartışılıyor, ne bileyim meyve sebze fiyatları tartışılıyor. Aslında muhalefet partileri açısından muhalefet yapabilmek noktasında son derece uygun bir zemin var ama şu anda ne CHP'nin dedikleri, ne İyi Parti'nin dedikleri, ne de masadaki tabela partileri denilen partilerin dedikleri kale alınmıyor. Dolayısıyla muhalefet şu anda Türkiye'de yok hükmünde. Muhalefet boşluğunu da bir ölçüde Cumhur İttifakı içerisindeki MHP, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, bunlar zaman zaman bazı konulardaki itirazlarıyla muhalefet boşluğunu da onlar bir şekilde dolduruyorlar. Son derece sağlıksız bir durum. Yani Meral Akşener'de kaybettik, lamicimi yok diyor. Yani hani sosyal medyada gördüm, jeton yeni mi düştü gibi, yani jeton düşmesi falan değil. Yani o da şu mesajı vermiş oluyor. Artık Kemal Kılıçdaroğlu bırakmalı. Zaten emeklilik vurgusu vardı. Yani halkın tercihlerini beğenmiyorsanız emekli olmanızın zamanı gelmiştir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na çok net bir şekilde siz gidin torunlarınızı sevin mesajını vermiş oluyor. Ve burada tabii Ekrem İmamoğlu'na özellikle bakmak lazım. Şimdi kimileri Ekrem İmamoğlu'nun geleceğinin, siyasi geleceğinin olmadığını, bittiğini, İstanbul'daki başarısızlık tablosu ve işte bugüne kadarki çizgisinin kendisine siyasette ikbal getirmeyeceğini söylüyor. Ben o kadar emin değilim bundan. Yani bu boşluk içerisinde Ekrem İmamoğlu pekala 2028 için, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten bu işi götürebileceği yok. Ben bakıyorum, geçen işte Ahmet Taş Getir'in bir yazısı vardı. Artık diyor ki, o da daha çok işte masadaki Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin destekçisi olan bir yazar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu artık yolun bittiğini görmeli ve daha fazla direnmemeli diyor. Şimdi oradaki medyadaki işte Fatih Altaylı çok iyi koku alır ve Fatih Altaylı çok iyi yatırım yapar. O da yani Kemal Kılıçdaroğlu yani başarısız bir bürokrattı, kimsin ki falan dedi sürekli olarak. Yani oralarda da bir fondaş medya grubu da var biliyorsunuz orada. Oralarda da artık Kemal Kılıçdaroğlu'na yatırım yapmanın hiçbir anlamının kalmadığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bittiği. Şimdi Meral Akşener'in mesajları şu: ben demiştim, yani şuna çıkıyor. Ben demiştim, yani bu seçimin zaten kaybettik, kaybettik lemicim yok. Ben zaten kaybedeceğimizin sinyallerini Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilecek aday değil imalarıyla, daha sonra vurgularıyla zaten belirtmiştim. Masadaki o kriz sırasında da belirtmiştim ama beni öyle bir noktaya soktular ki hakikaten hakaretlerle ve bir anda işte çok oy kaybettim falan, o baskılarla masaya dön, işte bu seçimi kaybedersek sorumlusu siz olursunuz. Aslında seçimlerden evvel şöyle bir hava oluştu, hepimizin dikkatini çekmiştir. Seçim başarısızlığının ne kadar güçlü bir ihtimal olduğunu kendileri de görüyordu. Yani o muhalif çevreler de, radikal muhalif çevreler de görüyordu.
seçim faturası, seçim mağlubiyetinin faturasını yükleyecekleri birilerini arıyorlardı. Muharrem İnce'ye yüklemek istediler. Muharrem İnce çekildi ve dedi ki kaybedeceksiniz, yani kaybederseniz faturayı şimdi bana yükleyemezsiniz, işte çekildim. Kemal Kılıçdaroğlu'na şu anda yüklüyorlar. Tabii burada Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı adayları olarak, hatta kendilerini peşin Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler hatta. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olarak alana çıktılar ve onlar da bu mağlubiyetin sorumlularında. Ancak onlar kendilerini bir ölçüde geri çekebilir. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu ısrar etmiş. Çok bu konuda bastırıyor CHP'nin genel başkanı, masanın en büyük partisinin genel başkanı. Hadi bakalım gir de boyun ölçüsünü al demiş oluyorlar. Sonuçta fatura şeye çıkar, kaptana çıkar. Yani bir gemi karaya oturtulmuşsa, buzdağına çarpmışsa sonuçta birinci kaptana çıkar fatura. Yani ikinci kaptan, üçüncü kaptan, ne bileyim şeydeki yağcılar, gemideki yağcılar, şunlar bunlar, makinist, şu bu sorumlu tutulmaz. Kim sorumlu tutulur? Yani sevk ve idare eden birinci derecede sorumlu olan Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu tutulur. Dolayısıyla bütün faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihtirasına yükleyerek, ki masadan kalkarken onlara da söylemişti, kişisel ikbal uğruna demişti. Dolayısıyla hepsi kendisini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tabiri caizse günah keçisi ilan ederek hepsi kendisini sıyırmaya çalışıyor. Yani bir mağlubiyetten en az yarayı nasıl alabiliriz? Meral Akşener'in burada söyleyebileceği şeyler var. Ben öteden beri istememiştim ama beni o kadar çok sıkıştırdınız ki, öyle bir diyet ilişkisine soktunuz ki mecbur kaldım diyebilir. Herkes kendince bir şeyler diyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyler demeye çalışıyor, hiçbir şey diyemiyor. Ben seçimde yenilmedim diyor, kazanamadım diyor sadece. Yani bu, yani ne söylese tutmuyor, ne söylese bir mantığa oturmuyor. Dolayısıyla şunu görebiliyoruz yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı fiilen bitmiş, yani resmen bitmemişse de fiilen bitmiş durumda. Şimdi bütün genel başkanlar da kendini kurtarmaya çalışıyor. Yine Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması ilginç. Diyor ki biz üzüldük diyor. Yani bu Ümit Özdağ'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gizli işbirliğine üzüldük. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na ben sordum, böyle bir iş var mı diye, yok dedi. Onun böyle yapmasına da üzüldük ama ses çıkartmadık diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan olunca bir kamyon laf ediyor ama çok net bir şekilde, eğer dedikleri doğruysa, hiçbir şeyden haberi yoksa net bir şekilde aldatılmış oluyor. Ama masadaki ilişki öyle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da aslında aldatılmış oluyor. Çünkü yani çok az oy oranı alan partilere dünyanın milletvekilini verdi. Onlar memnun. Burada Kemal Kılıçdaroğlu kazdığı kuyuya kendisi düştü. Yani bütün faturayı, bütün sıkıntıları, Türkiye'deki bütün sıkıntıları, dünyadaki bütün olumsuzlukları, onların Türkiye'ye faturalarını tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına yükleyerek bir siyasi gelecek inşa etmeye çalıştı. O şekilde Cumhurbaşkanı ulaşmaya çalıştı. Ama siz bütün faturayı bir kişiye yükleyerek, bir kişi üzerinden siyaset yaparsanız, bir günde kazdığınız kuyuya kendiniz düşersiniz ve bütün çevreniz faturayı tamamen size çıkartır. Meral Akşener'in yaptığı da şu, bu şu anda. Yani kaybettik artık, kabul et. Öyle ekranlara çıkıp da yenilgiye, mazeret aramaya falan gerek yok. Yok efendim seçimde hile yapıldı, yok şey yapıldı, yok efendim manipülasyon yapıldı, yok efendim bütün kamu kaynaklarını kullandılar, yok efendim şu bu falan. Ya diyor ki mazeret uydurma diyor, yani mazeret uydurma. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, senin ihtirasın yüzünden biz bu seçimi kaybettik. Eğer bu ihtirasın olmasaydı, bizim dediklerimizi dinleseydin, biz bu seçimi alırdık demek istiyor. Dolayısıyla bundan sonra önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte bir bitirecekler. Kemal Kılıçdaroğlu için de yapabilecek bir şey kalmadı doğrusu. Peki, teşekkür ederim. Peki hocam.